Pek de böyle aynı şeyleri tekrarlayan bir büyükmüş gibi geliyor bana. Kafasında hep aynı şeyler dönüyor. Neyse bu şekilde ay bütün roketlerimi mi aldım ben? Ben de salam ha. Şu roketlerden birazını bırakmam lazım. Ha, fake bit kısmına gelecek olursak. Geçen Roblox oynarken 10.000 bit gelmişti bir kere tek seferde. Ben sevinmiştim falan filan. Sonra bunu birazcık sorgulamaya çalıştım. Dedim hani ne bu yani fake bit falan filan mı diye. O sırada Bitcoin artmış. Şey yani Bitcoin'den gerçekten parayı kıran bazı kişiler gidip de bit atabiliyormuş. Ama fake bit olayları da var özellikle. Onları biliyorsunuz. Birçok kişi işte kara para aklama dediğimiz olaylarla beraber Twitch'ten deli gibi paralar almış. Bunu bana da teklif etmişler. Aslında bana teklif etmemişlerdi de. Bana da geldi. Evet, Kagize ettiler. Aynen. Kagize geldiler işte ilk partner olduğu zaman. 3 kişi falan böyle. 3 kişi ardı arda falan geldi. Oha abi yok sen. Sen nasıl şey? Bana hiç birisi, gelmediler birisi, aslında. Birisi Instagram'dan yazdı. Dedi işte böyle böyle. Ben dedim yani kimseye beleş para vermez abi. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit düşünerek anlayabilirsiniz onu ya. Yani evet. Ben ilk Kagiz geldi bana, tamam mı? Bakır vardı evet. Bakır vardı da geçtim konuşurken. Şey böyle. Kagiz geldi dedi. Böyle bir adam var dedi. Ama sadece Discord'dan yazıyor dedi. Ben de dedim nasıl yani dedim. Bana yazmıyor da sesli konuşuyor sadece. Hani yazı kanıt olarak duruyor ya. Okay. Sadece sesliye gel diyor. Ben de işte böyle bir şey dedi. Legal sanıyorum. Diyorum ki bana Discord'unu falan ver o zaman dedim. Bir konuşayım dedim neymiş ne değilmiş. Adam hayır dedi falan böyle. Ben de böyle şey dedim. Nasıl yani dedim. Dedi işte reklam gelirim var. İşte bot şey yapıyorum. Reklam gelirleriyle beraber para kasıyorum. Ve bu parayla da işte çok partner olmadığım için belli bir kısmını alamıyorum. Daha fazla pay alabilmek için senin hesabına atsam, oradan çeksek falan gibi böyle bahanelere geliyorlar. Tanesi dedi işi yapmayacaksan dedi, istemiyorsan dedi hesabını satın alayım dedi. o şeylere falan geliyor. Kagiz bana söyledi falan. Ben de o mantıklıymış dedim. Neden para kazanmak istemeyeyim dedim. Sonra dedi, böyle çok şüpheli geldi. Kagiz şeylerini açıkladıktan sonra işte böyle konuşuyor şöyle konuşuyor dedim tamam. Ya fake kredi kartı şeyleri alıyorlar abi. Yani şeye çalıyorlar. Falan diyor böyle atarsın benim Bitcoin hesabıma falan. Ya o tarz şeyler abi. Mesela ben bunların nasıl yapıldığını az çok biliyorum. Şöyle oluyor. Mesela bir emlakçıyı hackliyorlar, tamam mı? Emlakçı mesela kredi kartı bilgisi falan giriyor. Emlakçının bilgisayarındaki virüsle beraber kendileri bütün emlakçının oradaki listesine ulaşabiliyorlar. Bu adam da bu şekilde işte Twitch'e falan kullanıyor bunu. 1.17 boşluğunda düşüyorduk. Ondan sonra sürekli millete fake bit atıyor. Fazladan hani ben kendi payımı alıyorum. O kendi payını alıyor falan filan gibi. Ben de dedim hayır. Bana şey dedi. Yani 15 bin dolar abi aylık olarak düşünsene 15 bin dolar alıyorum, dolar neredeyse 10 150 bin aylık düşünün şu zamanlar. O zaman dolar yine 7 miydi 8'in başlarındaydı galiba yani. 8'di aynen. Ya belli bir süre 8'de kaldı ama 8'in başlarındaydı, 8.50 falan değildi, 8.10 falan gibiydi. Biz hayır dedik. Dedim Kageyiz. Dedim sence mantıklı mı dedim. Kim neden böyle bir şey yapsın hani durduk yere, neden sana ihtiyacı var yani. Bir düşün dedim. Sonra düşündükten sonra onun da aklına yattı ve biz böyle yırttık. Ya yani 15 bin dolarlık bir şey olmadı. Öyle bir gelir falan şey olmadı. Ben ya gel kim istemez ki yani 15 bin dolar aylık. Ama yani değecek bir şey yapmıyorsun. Hani adam zengindir gerçekten. Mükemmel bir şey yapıyordur. Ve diyordur ki kanka bak şöyle bir şey yap. Beni gerçekten eğlendir. Ben de hak ettiğin kadar eğlendiğim kadar atayım falan. Bu zaten yayıncılığın olayı o. 100 bit atarsın, 2 liram vardır, 3 liram vardır, bağış atarsın, böyle yaparsın. Ama gidip de yani böyle şey değil, belli günler var, belli günlerde sıfırlandığı zaman bit bilmem neleri, o zaman sana işte 100 bin bit atacağım, 100 bin bit attığım zaman da işte kimseye söylemeyeceksin falan. Böyle bir adam geldiğinde size şey diyebilir misiniz? Aa ne kadar da legal bir adam, aa para kazanacağım. Ama birçok Twitch yayıncısı şey diyor. Ben bilmiyordum diyor kare para aklı. Ya bilmeme ya bak bilmesen bile hadi tam bilmiyor ya. Olabilirsin ama en azından ya biraz çalıştır kafanı da hani bir düşün yani değil mi böyle şu ulan, olabilir mi şey ulan, diyorlar falan. Dedi ki adam bana clear çekeceksin chat'e falan görmesin diye hiç kimse. Abi bu normal bir şey olabilir mi ya? Ya şey böyle ulan dolar 8 tamam mı? Dolar 8.
Zaten insanlar yani, asgari maaşı 3000 lira alıyorlar. O ne oluyor lan orada? 3000 lira alıyorlar. Sen şimdi bir bit dalgasında onun 10 katını 20 katını aldığında sorgulamıyor musun? Lan ben ne yapıyorum diye. Ama sonra bilmiyordu falan oluyor işte. Of, şu an gerçekten ya ben de zengin olabilirdim chat gibi şeyler. Farklı olaylar ya. Mesela size gelse böyle bir şey, siz okey der miydiniz abi? Yani. Abi düşünsene o, yani annenin babanın kredi kartı da olabilir o çalınan yani. Evet evet. O yüzden şey değil yani. Ben mesela bütün gün edit yapıyorum vesaire. Bir editörüm yok, bir şeyim yok. Ya Adal kanalı var, içerik için böyle script yazıyorum. Diyorum ki bunu bunu yapacağım, şunu yapacağım, işte videoda söyleyeceğim, belgesel hazırlıyorum. Sabahtan akşama kadar bunları yapıyorum. Bu arada chat, sizin ekranınızı açmayı unutmuşum, pardon. Tekrar soruyorum, yani siz böyle bir şeyin içine girer miydiniz? Değil mi? Oo, oğlum bu ne? Abi gittiğim boşluğa bak bu arada, 1.17 boş. Oha, saçmalık. Kaçabilmemi sağladı bu arada. Dur. Burada ölürsem hardcore'um biter yani, tamamen totemi falan boş ver. Ama havalı da duruyor be. Bir ay yapar bırakırım demiş bir oğlum. Bir ay yaptığında da aynı şey oluyor ki. Bir ay yapıp bırakırım ne, öyle şey mi var? Değil mi yani? Bence de yani yapmazdınız. Ama işte belki de öyle değil. Belki de chat'i oynuyorsunuz şu an. Bilemem asla. Bak Bayidra'yı görebiliyorum 1.17 kısmında. Tamam, birazcık daha bakır bulduk. Şöyle gideyim de yavaş yavaş. Bakır stokları. Dur şu saçma şeyleri atayım. Elmas da var aslında. Elması da atabilirdik, emin değilim ama. Baksana bakırlar güzel. Güzel damarlar ha. Sağlam. Yani. Pink adam selam, yayınlar, iyi akşamlar. Abi, sende var bir potansiyel suikastçilik. Zamanlamaya bak. Teşekkür ederim abone olduğun için. Tekrardan, o zaman bu şalkur kutusundan daha fazlasına ihtiyacımız olacak. Onu ben fark ettim. Evet, daha fazla kesinlikle ihtiyacımız olacak. Şuradan yardırayım birazcık da. 1.18 dünyalarına doğru. Güzel damarlar ama bu ne, çok daha iyi damara ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Çünkü bakırların böyle bir damar şeyi var. Tam nasıl diyeyim? Böyle bütün dünyayı çevreleyen neredeyse kocaman. O 5-6 çanklık alanda. Mesela baksana bu bakır damarına. Maşallah bakır golem oluyor gibi. Damarlı. O zaman şunu atıyorum. Şunu alıyorum. Buraya birazcık yolluyorum. Zaten çok hızlı kasılıyor. Yani bu demir olmadığı için. Servet 3 ile giriştiğimden dolayı her şey daha kolay. Tamam, onları alamayacak kadar. Yok, bunlar direkt düşmüş. Alamamakla alakası yok. Güzel. Bunlar ama şimdi 9'undan 1 blok olacak. Şöyle bir hesaplama yapacağım. Burada 27 slot var abi. 27 slot.